Herkese merhaba Umut Kalesi'ne hoş geldiniz. Ben Selin. <laughs> Bir yanda şey oldu da... Herkese merhaba Umut Kalesi'ne hoş geldiniz. Ben Selin. Ben Volkan. Ben Ömer. Bugün sizden gelen soruları yanıtlayacağız. Şimdi yorumlara geçelim. Burcu Çelik Demir Temiz Eller videosuna "Gerçekten harikasınız. Bu kanalda çalışmayı asla bırakmayın. Rap sizin aracılığınızla birçok kişiye ulaşacak. Halleluya demiş. Hmm. Haleluya Gerçekten e, Rab'bin adına <laughs> e, Bizim dileğimiz de <laughs> isteğimiz de o. Amin. <laughs> Ester acaba da 14 videosuna yorum yapmış. "Gayet iyi bir bölüm olmuş. Kutsal kitaba dayanarak anlatmanız gerektiği gibi anlatmışsınız. Rab bereketlesin." demiş. Teşekkür ederiz Ester. Hmm. Çok sağ ol. Ali Emrecan acaba 17 program Emeğe Emeği geçen herkese teşekkürler. Rab sizleri bereketlesin demiş. Rab seni de bereketlesin Ali. <laughs> ee, özellikle bizim toplulukta. Kardeş o zaman Balıkesir'e selamlar. <laughs> Feride Metin Bilecen e, Acaba 14 programına süpersiniz Rab İsa Mesih sizi korusun demiş. Teşekkür ediyoruz Rab sizleri de korusun. Şimdi sorularımıza geçelim. <laughs> Seyfettin Karkı Acaba 13 programına evet insanın kanı günaha bir kefaretti ama insanın da o dar kapıdan girmesi gerekir nedir? Nedir bu dar kapı? He. Seyfettin Karkı Acaba 13 videosuna yorum yapmış. Aslında ilk önce bahsedilen ben ayeti okumak isterim. Matta e, 7. bölümde İsa Mesih bahsetti. 13. ayetten 7. bölümü 13. ayet. Dar kapıdan girin çünkü... Yıkıma götüren kapı geniş ve yol enlidir. Bu kapıdan girenler çoktur. Oysa yaşama götüren kapı dar, yol da çetindir. Bu yolu bulanlar azdır. Aslında İsa Mesih'in dar kapıdan kastettiği şeyi tekrar sonun belirtilende hmm. matta e, 24. bölümde görüyoruz. Ben oraya da biraz değinmek istiyorum. Birinci ayetten itibaren okumak istiyorum biraz. İsa tapınaktan çıkıp giderken öğrencileri tapınan binalarını ona göstermek için yanına geldiler. Hmm. İsa onlara bütün bunları görüyor musunuz dedi. Size doğrusunu söyleyeyim. Burada taş üstünde taş kalmayacak hepsi yıkılacak. Sonun belirtileriyle ilgili İsa Mesih açıklama yapıyor. Devamda ise şunu söyler 9. ayetten itibaren biraz okumak istiyorum. O zaman sizi sıkıntıya sokacak, öldürecekler. Benim adımdan ötürü bütün uluslar sizden nefret edecek. O zaman birçok kişi imandan sapacak. Birbirlerini ele verecek ve birbirlerine nefret edecekler. Birçok sahte peygamber türüyecek ve bunlar birçok kişiyi saptıracak diyor. Yani aslında Mesih'in bahsetmiş olduğu dar kapı bu. Sona yaklaştıkça çünkü başka bir ayet eder. Sizler dünyaya ait değilsiniz. Dünya kendisine ait olanları sever. O yüzden bu sıkıntılar olacaktır. Rabbin aslında bahsetmiş olduğu dar kapıdan girmek bu olduğunu düşünüyoruz. Evet. Yani bir de Mesih'in yolundan gitmek kolay bir yol değil. Herkes genelde Hristiyanlığı düşündüğü zaman yani çok kolay bir inanç, bir ibadet yok. Sabah köründe kalkmıyorsunuz. Farklı zamanlarda farklı şeyler yapmıyorsunuz. Sadece hafta bir gün kiliseye gidiyorsunuz o kadar diye düşünüyor. Ama bizim inancımızın yani bu bahsettiğimiz dar kapının zorluğu aslında birisi İsa'ya iman ettiğinde o dar kapıdan sonra neler yaşayacağını anlatıyor. Diyor ki: "Sonra hepsini ardından gelmek isteyen kendini inkar etsin. Her gün çarmahını yüklenip beni izlesin." Canını kurtarmak isteyen onu itirecek, <laughs> canlı benim murma itiren ise onu kurtaracaktır. Bu ayet aslında o dar kapıdan girdiğimizde dar kapının ne olduğunu bize çok iyi anlatıyor. <laughs> Çünkü dar kapı içeri girdiğimiz andan itibaren aslında içsel olarak bir ruhsallık yaşıyoruz. İç varlığımız yenileniyor her gün ama dış varlığımız dışarıdaki insanlar tarafında aç çekiyor zorluk çekiyor ve biz bütün gururumuzu bütün benliğimizi bir kenara bırakıp adından gitmeye çalışıyoruz. Yani sadece benliğimiz ve gururumuzu değil aynı zamanda bedensel olarak da aç çekiyoruz. <laughs> Mesela Paulus 2. Korintiler 11. bölüm 24. ayette şöyle söylüyor. 5 kez Yahudilerden 39'ar kırbaç yedim. 3 kez denekle dövüldüm. 1 kez taşlandım. 3 kez deniz kazasına uğradım. Bir gün bir gece açık denizde kaldım. Sık sık yolculuk ettim. Irmaklarda hayatlar arasında gerek soydaşlarımın gerekse öteki ulusların arasında tehlikelere uğradım. Kentte, kırda, denizde de sahte kardeşler arasında Tehlikelere düştüm. Yani bu dar kapı gerçekten çetin bir kapıdır. Yani kolay bir kapı değil. Biz buradan girdiğimizde hem bedensel olarak çekiyoruz, fiziksel olarak hem de aynı zamanda ruhsu olarak çekiyoruz. Çünkü bize zulmeden insanı sevmeye çalışıyoruz hmm. ve Mesih'i olduğumuz için de insanlardan baskı görüyoruz hmm. fiziksel olarak. O yüzden bu dar kapı zordur ama dar kapının söylemiş olduğu şey görüntü anlamında değil, Mesih'in arkasından gitme anlamında zorluktan bahsediyor. Hmm. Evet. Aslında bakarsak İsa'nın öğrencileri de veya onu takip eden kişiler de birçok hmm. onların ölümleri de zor Aynen. olmuştur. Hmm. Aynen. Hani doğrudur. Dar kapı derken aslında onu kastediyor. Uh -huh. Yani oradan bahsediyor. Diğer sorumuza geçelim. Hristiyanlar üç tanrıya mı inanır videosuna Erkan Kir kız yorum yapmış. Eğer Hz İsa Allah'ın oğluysa Adem ile Havva kardeşleri mi oluyor? Demiş. Daha önce biraz cevap vermeye çalışmıştık bazı programlarda. Ben Bir daha bunu açıklayalım. Belki tam ne demek istediğimizi anlaşılmamış olabilir. Hı hı. Ama biz İsa ile Adem'i aynı yere koymuyoruz. Genelde insanlar ha, İsa Allah'tan geldi. ne dayı babası yoktu. Dedeler ki Adem de o zaman bir anne baba yoktu işin içerisinde. Eğer ortada bir anne baba yoksa o zaman ikisi de geldi. Kaynağı aynıdır ve aynı kişiye aittirler. O zaman söylemek istediği şey belki odur. O zaman kardeş olurlar. Ama şöyle bir sorun var. İsa zaten dünyaya gelmeden önce vardı. Yani Baba'nın kendisinde İsa vardı zaten. Ama Adem öncesinde yoktu. Tanrının kendisinin yaratı yarat onu yaratmaya başlamasıyla yaratışıyla Adem var oldu. Yani ikisinin arasındaki fark odur ve bir e, bir diğer şey birinci Koineitler 15. bölümde 1546'da aslında Adem ile İsa hakkında birazcık anlatıyor. Şöyle söylüyor diyor ki önce rusa olan değil doğal doğal olan geldi. Rusa olan sonra geldi. İlk insan yerden yani topraktandır ikinci insan Göktendir. Ademle İsa arasındaki fark o. Tanrı Adem'i topraktan yarattı ama İsa'yı ise direkt kendisinden göklerden hı hı. dünyaya gönderdi. Yani evet. yarattı demiyoruz. Direkt kendisinden dünyaya gönderdi ve İsa zaten var ol vardı ama insani koşullar gereği bir kadının rahmine dünyaya geldi. Tanrı'nın kendisi olarak yeryüzüne hı hı. indi. O yüzden İsa arasındaki fark o. Evet hı hı. aslında burada Allah'ın oğluysa diyor yani oğulluktan öte aslında bir İsa'nın tanrılığından da bahsetmek hı hı. gerekebilir. Hı hı. Aslında ben de Ömer abinin vermiş olduğu ayetlerle örnekleri pekiştirmek için geçen asla programlarda da bu örneği vermiştim. Daha doğrusu asla bu C.S. Lewis'in özel isyanlı kitabından vermiş olduğu bir <laughs> örnek. Siz ne kadar yetenekli olursanız olun. ya yani bir heykel tıraş olabilirsiniz ya da bir ressam olabilirsiniz. O çizmiş olduğunuz resim ya da yapmış olduğunuz heykel sizi yansıtır. Çünkü siz kendi duygunuzu, düşüncenizi oraya yansıtmışsınız. Oraya dökmüşsünüzdür. Ama yapmış olduğunuz o şeyler insan değildir. Ya da o kişinin kendisi değil. Insandan doğan insandır. İnsanın yapmış olduğu bir şey insan değildir. Her ne kadar yansıtsa da. O yüzden Tanrı Adem ve Havva'yı bizleri yarattı. Kendi suretinde yarar. Yani bizler tanrıyı yansıtabiliriz ama aşağı biz tanrı değiliz. Tanrı'dan gelen tanrıdır. Yani tanrının oğlu kelimesi aslında bu biyolojik anlamda değil. Yaratılmamıştır. Aynı özden gelmiş anlamını taşır ve bu İsa Mesih'in aslında tanrı olduğunu da eden bir durumdur ve biz bu ayetle İsa Mesih'in tanrı olduğuna iman ediyoruz ama Adem'in yaratıldığını ve bir başlangıcı olduğunu hı. görebiliyoruz. Hı hı. Evet. Hı. Kesinlikle tekrardan da onu söylemek gerekir. İsa evet tanrının oğluydu ama aynı zamanda da tanrıydı hı. Kesinlikle. Yani evet. Onu da belirtmemiz hı. gerekiyor. Diğer soruya geçelim. Acaba programına Yunus Kara yazmış. Ee, Tanrı bağışlayıcıysa neden Adem'i affetmedi? Neden biricik oğlunun acı çekmesine uygun gördü? Aslında bununla ilgili yaratılışa bakmak gerek. Adem ve Havva'yı yarattıktan sonra Adem'e şöyle diyor ikinci bölüme gelirse 15. ayette Rab Tanrı Adem bahçesine bakması, onu işlemesi için Adem'i oraya bıraktı. Ona bahçede istediğin acı meyvesini yiyebilirsin diye buyurdu. Ama iyi ile kötü bilme acından yeme. Çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün. Tanrı'nın buyduğuydu. Tanrı bu ağaçtan kesinlikle yemeyeceksin, yediğin an kesinlikle ölürsün demişti. Ama maalesef şeytan e, yılan şekle gelerek şunu söyledi. Kesinlikle ölmezsiniz dedi. Çünkü Tanrı biliyor ki o ağacın meyvesini yediğinizde gözleriniz açılacak. İyi ile kötüyü bilerek Tanrı gibi olacaksınız. Hı hı. O zaman Adem ve Havva'nın bu meyveyi yemesi Tanrı'nın sözüne bir itaatsizlik hı hı. söz konusu bazen aslında biz bu durumu değerlendirirken adalet kavramını da göz ardı edebiliyoruz. Çünkü Tanrı adalet dedi. Rab yapma dedi ama bunu o kişi Adem ve Havva bunu yaptıysa bunun bir de sonucu vardı. E bunun sonucunda da dünya ölüm ve günah geldi. O zaman onlar oldular Adem bahçesinden. Bazen aslında kişiler diyorlar Adem ve Havva niye affedilmedi? Tanrı'nın adaletli değil mi? Her şey Tanrı'nın elinde değil mi? E aslında Josh McDowell'ın Marangoz'dan öte kitabında hmm. güzel bir örnek var. Temelen herhalde Josh McDowell Amerikalı bir yazar. O yüzden belki olay Amerika'da geçmiş diye düşünüyorum. Kız trafikte aracıyla kırmızı ışıkta geçiyor. Hem kural ihlali hem de insanların hayatını tehlikeye attığı için tutuklanıyor. Tutuklandıktan sonra hakim kendisine o kıza soruyor. Kız suçunu itiraf ediyor ve itiraf ettikten sonra hakim ona yüklü miktarda bir ceza kesiyor. Sonra davayı kapatıyor hakim. Cübbesini asıyor. Gidip kestiği cezayı kendisi ödüyor. Hakim ödüyor. Hı -hı. İnsanlar biraz anlam veremiyorlar. Şaşırıyorlar tabii Hı -hı. ki de. Sonra öğreniyorlar ki hakim o kızın babasıymış. Hmm, ee, aslında burada da görebiliyoruz. Affedip affetmemek hakimin Hı -hı. elindeydi. Tamam hadi bu seferlik bir şey olmaz deseydi o zaman adalete gölge düşer. Tanrı adaletliyse o günah kabul etmez. Hı -hı. Çünkü Tanrı mükemmeldir. Bir adalet söz konusu. Ee, Adem ve Havva yapmış olduğu itaatsizliğin sonucunda ölüm Hı -hı. aldı ama Tanrı yine onları kesinlikle bırakmadı. 3:15'te de yaratılışta Tanrı aslında şeytana şunu söylüyor. Seninle kadını onun yani kadının soyuyla senin soyunu birbirine Hı -hı. düşman edeceğim. Onun yani kadının soyu senin başına ezecek. Aslında burada mesaj şu, tek başına kadının soyu olmaz. E, soy erkekle kadın evlenir, çocukları olur, oradan sürer. Hı -hı. Ama kadının soyu dediğinde e, İsa Mesih'i görüyoruz. Çünkü İsa Mesih kutsal ruh aracılığıyla beden aldı. E, o sonrasında dünyaya geldi. Kadının soyundan dünyaya geldiğini görüyoruz. Baktığımız zaman aslında Tanrı bizi kurtarmak zorunda değildi. Biz kendi yapmış olduğumuz tercihin sonucunu yaşıyorduk. Hı -hı. Ama Tanrı adaletli olduğu için hem bunun sonucunda cezayı verdi ama sevdiği için bizim ödeyemeyeceğimiz için de dolaylı olarak Mesih ile birlikte ödemiş oldu. Hem adalet hem sevgi yerine gelmiş oluyor. Yani bir de şöyle bir şey var. Mesela genelde yani bu konu tabi %100 Adem bağışlandı da bağışlama diyemeyiz. Çünkü kutsal herhangi bir yerinde tam net bunu göremiyoruz. Ama volkan söylediği adalet konusu gerçekten çok çok önemli. Söylediğine ek olarak bir şey daha var. Bu da yaratılış 3.21'de şöyle söylüyor diyor ki Rab Tanrı Ademle karısı için deriden giysiler yaptı onları giydirdi. ve yani onlar günaha düştüğü andan itibaren aslında Allah'ın kendisi ilk olarak seninle kaldığını onun soyuyla senin soyu birbirimize düşman edeceğim dediğinde bir adım attı kurtuluş için. Ve diğer taraftan bu ayeti genelde yorumcuların çoğusu bu ayet için şunu söylerler ilk kurban diye bahsedilir. Çünkü burada deriden giysiler dediğinde bahsettiği hı hı. şey yani bir hayvanın kurban edilmesi anlamında kullanılan kelimeden bahsediliyor orijinalde. O yüzden çoğu yorumcu Tanrı you ilk kurbanı kesti aslında. Yani yasada hep görüyoruz. Kan, kan olmaksızın günah bağışlanmaz diye söylüyor. Hı -hı. Ve Tanrı aslında ilk kurbanı burada kesiyor. Onlara bir kurtuluşu sunuyor. Dediğim gibi tabii ki de biz bilemeyiz. %100 Adem, Hava, tövbe ettiler ya da bağışlanlar diye bilemeyiz. Ama Volkan dediği gibi inanıyoruz ki Tanrı'nın adaletine Hı -hı. ve bu ayetlere Hı -hı. göre Tanrı'nın kendisi onları bağışlamıştır ve onları kurtarmıştır. Çünkü her zaman için Allah'ın kendisi insanlar arasında ilişki ister. İnsanı bunun için yarattı ve bunun için bu zamana kadar hep peygamberlerini gönderdi, kitaplarını gönderdi ki o ilişki hiç, hiçbir zaman kopmasın ve devam etsin. Evet. Hı hı. Teşekkür ediyorum yorumlarınız hı hı. için. Hı hı. Şimdi son sorumuza geçelim. Yuhanna 20. bölüm 23. kısmı açıklar mısınız? Burayı okunca bir insanda günah bağışlayabileceği anlaşılıyor. Sizce bu durum nasıl? Eğer öyle değilse o ayetin amacı ne? demiş. Hı hı. Hı hı. Acaba 16 programına Berk Bizart yorum yapmış. Evet. Aslında ilk önce ayete evet. bakalım. Yuhanna 20-23. Kimin günahlarını bağışlarsanız bağışlanmış olur. Kimin günahlarını bağışlamazsanız bağışlanmamış kalır. Hı hı. Ama e, bu ayet aslında bağlamla bütün kutsal kitaba baktığımızda inatlaşmada bağlama uygun değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Mesela örnek olarak aslında Markos 2. bölüme de bakabiliriz. Luka 5. bölümde de bu olay hı hı. geçer. Mesela Markos 2. bölümde İsa Mesih onların imanını görünce felçliye oğlum günahların bağışlandı dedi. Hı hı. Orada oturan bazı din bilgileri ise işlerinden şöyle düşündüler. Bu adam ne için böyle konuşuyor? Tanrı'dan başka kim günahları başlayabilir? E tabii ki de kesinlikle günah Tanrı başlayabilir ama burada önceki asla programlarda da biraz değinmiştik. İsa Mesih'in günahı bağışlaması onun Tanrı olduğunun göstergesidir. <laughs> Tanrı'dan başka kimse günahları bağışlayamaz. Ama buradaki ayette biz şunu düşünüyoruz. Mesela Matta 28. bölümde İsa Mesih'in son buyruğu şuydu. <laughs> Öğrencilerine şöyle dedi. İsa yanlarına gelip kendilerine şunları söyledi. Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Bu nedenle gidin bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin onları baba oğul ve kutsal ruhun adıyla vaftiz edin size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin işte ben dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikte. Aslında Yuhanna 20-23 bugün günümüzde de Rab bizim aracılığımızla bunu yapıyor diyebiliriz. Aynı benzer bir ayet ben aslında Koloseller'den örnek <laughs> vermek istiyorum. Koloseller 1. bölüm 14. ayette şöyle der. Onda kurtuluşa, günahlarımızın bağışına sahibiz. E, günahın bağışına İsa Mesih olan imanla bir sahibi olabiliyoruz. E, Matta 28. bölümde de okuduğumuz gibi aslında İsa Mesih o dönem öğrencilerini gönderdi. Bu bugün bizler için de geçerli. Biz İsa Mesih'i tanımayan kardeşlerimize bunu paylaşırsak onlar Mesih'e olan imanlarıyla günahın başına sahiptir. Aslında bu ayeti diğer ayetlerin bağlamında değerlendirirsek Buradan bu sonuç çıkacağını hmm. düşünüyorduk. Evet. O zaman bir Hristiyan insanın günahını bağışlayamaz, evet. değil mi? Tabii, Tabii kesinliği de. Ya şimdi Kutsal Kitap'taki ayetleri yorumlarken, belki arkadaşımız en azından bunu bilmiş olsun. Ayetleri yorumladığımız zaman sadece ayetin o anki zamanlıyı alıp direkt yorumlamıyoruz. O ayetin bağlamında ne yazıyor, onu yorumluyoruz. Onun tarihsel hafızanı yorumluyoruz ve kitabın içerisindeki rolü nedir, onu yorumluyoruz. Hı hı. E bunları bir araya getirdiğimizde ortaya sağlıklı bir yorum çıkar. Ama eğer onu direkt alıp yorumlamaya çalışırsak yanlış bir ayeti çıkar ortaya. E bu ayetle bağlantılı olarak mesela mat 16'da benzer bir söz geçiyor. İsa Petrus'a söylüyor bunu. Diyor ki ben de sana şunu söyleyeyim. Sen Petrus'un ve ben kilisemi bu kayanın üzerine kuracağım. Ölüler diyarının kapıları ona karşı direnemeyecek. Göklerin egemenliği anahtarlarını sana vereceğim. Yeryüzüne bağlayacağın her şey göklerde de bağlanmış olacak. Yeryüzüne çözeceğin her şey Göklerde de çözülmüş olacak. Yani orada İsa'nın öğrencilerine söylemiş olduğu bir şey var. Bu sadece burada sadece Petrus'a söylenen bir şey var. Hı hı. o zaman geldi insanlar bunu alıp direkt yorulmadığında tamam ben günahları bağışlarsam bağışlanmıştır. Bağışlamazsam bağışlanmamış. Ben ne yaparsam bile Tanrı da göklerde onu yapacak diye düşünüyorlar. Ama aslında yorulmadığımızda burada Petrus'un imanından bahsediyor. Ve o ayette de aynı öyle. Yani Tanrı bize bir yetki veriyor. Ama yetki imanlı iki imanlar arasında değil, imanlı ile yani Hristiyan ile Mesih'e iman etmeyen kişi arasında o yetkiyi veriyor. Ve biz Vokan dediği gibi Tanrı'dan almış olduğumuz o yetkiyi insanla karşı karşıya getiriyoruz ve onları Mesih'e getirerek Hı -hı. aracı olmaya çalışıyoruz. Evet. Yoksa biz insan olarak asla bir insan günahını bağışlayamayız. Çünkü biz günahkarız. O yüzden bizim evet. bağışlamamız mümkün değil. Evet. evet. Evet, teşekkür ediyorum. Hı, -hı. E Bu yüzden İsa Mesih geldi. Amin. <gülüyor> Amin. <gülüyor> Evet umarım sizin için de faydalı olmuştur Hı -hı. bu bugünkü çekimimiz. Ee, sorularınız için teşekkür ediyoruz. Sorularınızı sormaya devam edin lütfen. Cevaplayamadığımız ya da atladığımız bir şey varsa lütfen tekrar yazın. Bize YouTube'dan, Instagram'dan, Facebook'tan Hı -hı. ulaşabilirsiniz, mail atabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bizleri takip edin. Esen kalın.